Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Milas Belediye Başkanı Sayın Muhammed Tokat var. Kendisine birkaç soru yönelteceğiz. Evet efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi gazetemizde ağırlamak bizim için Burası bir gurur. Bizim evimiz. Her zaman geliyoruz. Sadece pandemiden sonra biraz yaşam şartları değiştiği için kısa bir ara verdik ama ilk Oktay ikinci abimiz vasıtasıyla biz buraya ayağımız alıştı. Onun vasıtasıyla Kamil Masaracı'yı tanıdık. Onun vasıtasıyla Turan Selçuk, rahmetli onu tanıdık. Onun vasıtasıyla Ruhan Selçuk'u tanıdık. E, bu vesileyle de buraya her zaman uğrarız. E, Milas'ta da biliyorsunuz bu anlamda gazetemizle ilişkilendirebileceğimiz önemli çalışma ve e, programlarımız var. E, Ortaokulla başladığım yıldan bu yana ben Cumhuriyet Gazetesi okuyorum. Allah'ın her günü Cumhuriyet Gazetesi okuyorum. E, o yüzden burası bizim kendi evimiz gibi. Aslında Turan Selçuk demişken belki de bahsetmek iyi olur. Siz geleneksel olarak bir Turan Selçuk karikatür çizme yarışması düzenliyorsunuz değil mi? Evet. Ee, Kamil Bey ile tanıştıktan sonra ilk olarak o zaman Turan Bey henüz hayattaydı. Milas'ta bir karikatürlü ev açma projesi önerisiyle geldi bize. Biz de kabul ettik ve Turan Bey ile birlikte açılışını planlamıştık. Fakat açılıştan önce Turan Bey'i kaybettik. Minas'ta Turan Selçuk karikatürlü ev, yani içinde müzesiyle birlikte çocuklara karikatür eğitimi verilen bir eğitim bölümümüz oluştu ve o zamandan beri var. Aynı zamanda Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışmasına başladık. Ve bu anlamda da ülkemizin ve dünyanın önemli yarışmalarından birisi haline geldi. 13.sü yapıldı. yapıldı. E, bu anlamda da e, bir Milas gibi bir Anadolu ilçesinde karikatür sanatı adına e, bu tür bir e, uluslararası nitelikte bir faaliyeti yürütmek bizi çok onurlandırıyor. E, biliyorsunuz Turan Seycük e, Milas doğumlu ve Milas nüfusuna kayıtlı. E, onun e, ismini yaşatmak ve Milas halkının ona olan Saygı ve vefasını göstermek adına bu organizasyonlarımızı daha uzun yıllar devam ettireceğiz. Ben tabii bu anlamda Kamil Bey'e ve Ruhan Hanım'a ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'ne bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim şimdi biliyorsunuz aslında en önemli gündemimiz bir deprem yaşadık, büyük bir felaket yaşadık. On binlerce insanı kaybettik. E, bugün de tabii siz de bir belediye başkanı olarak hem bölgede çok fazla çalışma yaptınız. Bunları dinlemek istiyorum sizden. Bunun yanında da aslında bu kadar insanın ölümüne sebep olan biliyorsunuz ki kaçak yapılaşma, e, imar affı belki de. Bu konuda e, belediye olarak kaçak yapılaşmayla da mücadele ediyor musunuz? Evet. Şimdi öncelikle e, depremin hemen akabinde biz 45 kişilik bir kurtarma ekibiyle Hatay e, iline gittik ve İskenderun ve Arsus merkezli olarak e, Hatay'ın e, birçok ilçesine ulaştık. E, sadece bir iki ilçeye gitme kısmet olmadı yollar tıkandığı için. E, hem kurtarma anlamında hem yardım ve iaşe dağıtım anlamında hem de orada e, mahsur kalmış bizim hemşerilerimiz ya da bizim memlekete gitmek arzusunda olan depremzedelerle ilgili tahliye işlemlerinde de aktif olarak görev aldık. Bir aşevi oluşturup ikramlarda bulunduk. Ayrıca bile bizim seyyar ikram aracımız vardı. Onu da yine hem depremzedelere hem de çalışma ekiplerine gezici olarak ifade orada yardımda bulunduk. Sonra birkaç gün ara verdik. Bizim SMA'lı bir bebeğimizin yardım kampanyası ile ilgili çalışmamız gerekiyordu Karan bebekle ilgili. Onunla ilgili bir çalışma yürüttükten sonra ben tekrar bölgeye gittim. Bu sefer daha doğrusu demin bahsettiğim ilk gidişimizde biz Hatay'la birlikte daha sonra Adana ve Osmaniye illerinde de yardım çalışmalarında bulunduk. İkinci gidişimizde eee Maraş, Malatya, Adıyaman, Urfa, Antep ve Kilis ve tekrar Hatay, Antakya'ya ve Samandağ geldik. aşağı yukarı 15-20 gün o bölgede deprem bölgesinde bulunduk ilk günlerden itibaren. Tabii bu sıradan bir deprem değil bir Elazığ depremi değil, bir Van depremi değil. Yani 11 ili etkileyen ve 13,5 buçuk milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği çok büyük bir felaket. Ee, ama e, ilk birkaç günlük o değerli saatleri, değerli günlerin e, kaçırıldığını hepimiz artık bunu görebiliyoruz. Biz deprem bölgesindeyken bunları üzüntüyle e, yaşadık orada. Vatandaşın oradaki ızdırabını. Yani kurtarma anlamında ciddi bir organizasyonun olmaması yanında e, sanırım orada dördüncü ya da beşinci gün yaptığım bir canlı yayında da ben ifade ettim ee, ki bunu açıkladığı söylediğim yer İskenderun ilçesinin merkez meydanı ee, Paş meydanı yani orada basın da yoktu yani maalesef ee, çok üzücü hatta bizim kurtarma ekibimizde çekim işlerini yürüten bir kardeşimiz var onu gazeteci sandılar ve saldırdılar oradaki insanlar siz şimdiye kadar neredesiniz ee, falan diye e, tabii burada herhangi bir kırsal bölgeden bahsetmiyorum ya da bir kenar mahalleden bahsetmiyorum. Yani şehrin merkezinden bu manzaralar gerçekten çok kötüydü ve ifade etmekte de zorlanıyorum. Beşinci gün, onuncu gün, on beşinci gün kurtarma haberleriyle sevindik işte mucize falan filan de ama ben şunu ifade edebilirim, onlar hani 10 on binde, 100 binde bir çok şey örnekler. Bana sorarsanız, insanlarımızın çoğunu birinci, ikinci, üçüncü günde kaybettik. Çünkü e, biliyorsunuz şiddetli bir depremden sonra enkaz altındayken insanlar ikinci şiddetli bir deprem daha oldu. E, ayrıca e, biz dışarıda enkaz önünde e, bekleşirken insanlarla ya da oradaki insanlar bekleşirken üzerimizde en kalın giysilerimizle önümüzde ateş Yanar vaziyette ve sırtımızda e, battaniyelerle zor duruyorduk. E, enkaz içindekiler biliyorsunuz gece sabaha karşı yakalandıkları için bir pijamayla maalesef e, birçok insan bağıra bağıra gitti. Bunu net olarak ifade edebilirim. Zaten dördüncü 5. günden sonra da e, bu sefer e, artık e, enkazlardan kokular gelmeye başladı ve ortam yaşanmaz bir hale geldi. O açıdan bazı yerlerde de ciddi bir kurtarma faaliyeti yapılamadan iş makinalarının çok erken bir kararla enkaz üzerine gönderildiğini de orada üzülerek gördüm. İlk günlerde orada bulunduğumuz süre içerisinde gerçekten şehir merkezlerinin en ana caddelerinde ve en ana meydanlarında bile hiçbir kurtarma faaliyetinin organize edilmediğini ancak üçüncü günü akşamı ya da dördüncü gün sabahından itibaren e, bu tür faaliyetlerin e, başladığını e, gözlemledik. E, bu da felaketin boyutu ne, ne olursa olsun ülke olarak, devlet olarak veya kurumlar olarak göstermemiz gereken refleks her zaman aynı refleks. Yani küçük de olsa büyük de olsa biz o an için bir şeyleri hemen devreye sokabilmek durumda olmamız lazım. Geçen yıllarda sizler de yakından takip ettiniz. Bizim bölgemizde ciddi orman yangınlarıyla boğuştuk. Benim ilçemde 15 gün aralıksız devam etti yangın ve biliyorsunuz termik santrallerin içine kadar falan girdi. Yani orada da gördük biz bazı şeyleri. Yani bir organize eksikliği, bir kararlılık noktasında eksiklik, yetersizlik biz tedbirlerimizi kararlılıkla almak ve en olumsuz senaryoya göre hazırlıklarımızı yapmak durumundayız. Yani her zaman işte Bayraklı depremi gibi tek bir yerde 11 binanın ya da 17 binanın yıkıldığı ya da Elazığ gibi tek bir van gibi tek bir ilçenin etkilendiği depremlerle değil işte büyük fay hatlarının bulunduğu bölgelerde birden çok fay hattının aynı anda hareketlendiği ve bir ondan fazla yani on kadar ilin etkilendiği büyük deprem felaketleriyle de karşı karşıya kalma ihtimalimiz var öyle bir coğrafyada yaşıyoruz bu noktada özellikle ben şu gün şu saat itibariyle de gezdiğim gördüğüm yerlerde Adıyaman merkezinde hala daha müdahale edilmemiş binalar gördüm. Yani depremden bir ay geçti hala çadır kuramadık çadır bulamadık insanlara İnsanlar çadır çadır diye feryat ediyorlar ee, bu anlamda e, orayı terk eden işte bizim bölgelere ya da komşu illere ya da deprem riski daha az olan illere yoğun bir göç olduğunu da orada e, gözlemledik fakat bu ancak geçici bir çözüm yaratabilir bu insanları uzun süre kendi bölgelerin dışında tutmak ya da barındırmak zor. İşte bizim o bölgede ya yurtlarda kalıyorlar ya e, otellerde kalıyorlar. Şimdi otellerin sezonu başlayacak. Şimdi Ramazan'dan sonra bayramda oteller iş yapmak isteyecek. Efendime söyleyeyim. Yurtlar tabii okullarını ne zamana kadar kapalı tutulabilir onu da bilemiyoruz. Önemli olan bu çadır meselesini ve konteyner meselesini bir an önce yerinde çözüp o insanların kendi memleketlerinde güvenli alanlarda e, barınmalarını sağlamamız lazım. İşte her yerde konuşuluyor. Yakın olması itibariyle Mersin'in nüfusunun 500 bin civarında arttığı söyleniyor. E, bizim Muğla'ya da 50 üzerinde üzerinde e, de geldi. Benim ilçeme yaklaşık 5 bin e, vatandaşımız geldi. Şimdi biz onlarla elimizden geldiğince ilgileniyoruz. Her türlü e, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılıyor. Yani çocuklarımızın eğitiminden Psikolojik destekten, barınmadan, yeme içmeden diğer sosyal ihtiyaçlarından hepsini biz kurumlar arası işbirliğiyle elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Fakat tabii. Peki siz az önce bir projeden bahsettiniz aslında bir iptal olma durumu vardı. Bir onu dinleyelim mi sizden? Çünkü çok da tepki almıştınız o zaman. Ya bu işte kamuoyunda Ağolu projesi olarak bilinen proje. Daha önce belediyemize müracaatla biz oraya birinci etap anlamında bir ruhsat vermiştik. Ama çet süreciyle ilgili davalar devam ediyordu o dönemde. Tabi davalarda mahkemenin vereceği karara göre ruhsatların durumunun da değişeceğini zaten biz o zaman ifade etmiştik. Bu sırada yatırımcı bize gelip Davalar henüz daha bir şekil almadan e, ruhsatların iptalini istedi. E, biz ruhsatları iptal ettik. Arkasından e, bir iki ay içerisinde mahkemeden bir yürütmeyi durdurma kararı geldi ÇET'le ilgili. Sonra da geçen hafta itib itibariyle iptal kararı e, verdi mahkeme. Şimdi ÇET iptal edildiği için tekrar başa dönülmüş oldu. Şimdi tekrar artık bir ÇET sürecine mi girilecek ya da mahkeme kararı doğrultusunda nasıl işlem yapılacak onu bakıp göreceğiz. Ama tabii hem bölgemizde hem de ülke çapında bu konuda epey tepkiler oluştu ve bizim de üzerimize bayağı bu konuda yoğun şekilde gelindi. Ama dediğim gibi yani ruhsatları verdiğimiz süre içerisinde biz çetle ilgili davalarımızdan vazgeçmedik. Davaları takip etmeye devam ettik. Şimdi bu mahkemenin kararı kesinleştikten sonra yatırımcı ona göre tekrar bir değerlendirme yapacak. Kendi yol haritasını ona göre belirleyecek. Ama şu anda hem çet hem de ruhsatlar iptal edilmiş durumda. Peki sizin ilçeniz açısından konuşursak eğer depreme dayanıklı binalar yapmak, kentleri depreme dayanıklı hale getirmek için siz belediye olarak neler yapıyorsunuz? Evet. Bizim bölgemiz ülke açısından aslında çok müstesna, çok avantajlı, önemli bölgeler. Anadolu'nun güney bat, e, batısında e, her türlü olan ağımız, her türlü güzelliğimiz var. Ama e, hem bir deprem bölgesi, hem bir yangın bölgesi olması itibariyle e, ciddi risk altında olan bir bölge bizim bölgemiz. İşte geçen yıl orman yangınlarında biz bunu e, acı olarak yaşadık. Ki bu sene yine e, benzer yangınlar Mar Marmaris bölgesinde çıktı. E, deprem noktasında da bizde e, Ege bölgesinde daha doğrusu e, ciddi bir depremsellik var. E, çok yoğun fay hatları var. Ama bizim oradaki fay hatları e, bu deprem olan e, doğu ve güneydoğu ya da Karadeniz'e İstanbul'a doğru gelen e, kuzeydoğu fay hatları gibi uzun ve büyük faylar değil. Küçük küçük bir sürü fay hattı var. Yani birinci derece deprem bölgesindeyiz. Bu anlamda da yaşanan felaketler bizi de çok yakından e, ilgilendiriyor. E, bizim bölgemiz tabii aynı zamanda çok göç alan bir bölge. Aynı zamanda bir turizm bölgesi. Bu anlamda da yoğun bir şekilde yapılaşma e, riski, yapılaşma talebiyle e, karşı karşıya. Bu noktada biz belediye olarak tabii ki ruhsat ve proje şartlarında mevzuatın gerektirdiği o sıkı denetimleri mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda da Türkiye'de ilçeler düzeyinde Debrem Master planı çalışması yapan tek ilçe konumundayız şu anda. Debrem Master planımız ile öncelikle fay hatlarımızın e, kesin olarak bilimsel olarak yerlerinin ve niteliklerin tespiti yapılacak. Şu anda <laughs> Türkiye'de maalesef bu anlamda bilimsel veri çok az. Herkes e, MTA'nın e, yıllar önce yapmış oldukları ve kesin olmayan e, fay haritalarını kullanıyor. Biz de devre master planıyla önce bu fay hatlarını sonra yapılaşma kriterlerini sonra mevzuatın gerektiği de bütün <gülüyor> değişiklikleri <gülüyor> bunları Özellikle takip ediyoruz. Şu anda e, inşaat mühendisleri odasıyla e, bina stoğumuzun değerlendirilmesi anlamında e, incelenmesi ve e, şey anlamda bir protokol imzaladık. Öncelikle 1999'dan önce yapılmış çok katlı binalar, altında ticaret ticarethane olan binalar ve daha sonraki dönemlerde yapılan yine ticaret, konut ticaret beraber olan ve çok katlı olan bütün binaları önceleyerek bütün yapı stoğumuzu tek tek elden geçiriyoruz. Riskli olan yapılar konusunda da mevzuatın gerektirdiği gerekli zorlamaları yapacağız. Ee, bu anlamda da vatandaşlarımızın özellikle bu son felaketin etkilerini göz önüne alarak bu konuda hani yapıcı ve bizlere yardımcı olucu bir yaklaşım içerisinde olmalarını özellikle bekliyoruz ve talebesinler etmesinler. Biz mümkün olduğu kadar herkesin e, binalarını bu anlamda denetleyeceğiz. Ee, vatandaşımızın bu bu anlamda illa bir talepte bulunması gerekmiyor. Ama gerek bu incelemelerin yapılması konusunda, gerekse incelemenin sonuçları konusunda herkesin hassas olması gerekiyor. Çünkü Milas'ta da özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda kooperatifleşme e, furyasıyla yapılmış bir, bir sürü yapı var. Ee, bunların içerisinde dört katın üzerinde olan yapılar da var. dediğim gibi biz belediye olarak bu konuda yapı stoğu noktasında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bir yandan da deprem master planımızı yürüterek ve sonuçlandırarak o konuda da bilimsel verilerle imar planlarına işlenmiş fay hatlarına göre şehrimizin tekrar şekillenmesini sağlayacağız.